Evet Emre Bey. Gördüğünüz gibi. Çok güzel bir yer. Dere. Dere diye tabir ettiğimiz akan su yani. Hoş bulmuyorum yani, insanlar bu suyu içiyor. Ayaklarıyla. Basıyorlar falan. Nasırlı o pis ayaklarıyla. Hoş bulmuyorum. Şu an zehirliyorlar suyu. Belgesel tadında bir şey şimdi olacak. Şimdi kim bilir hani suyu tükenmekte olan balıklar bundan dolayı suyu tükeniyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Kesinlikle katılıyorum. Yani şimdi aşağıdaki 200 metre oradaki yaylada köydeki insanlar bir suyu içiyor. Abi işte. Sen içmek istemiyorsun. Yok abi. Yok. Şu. bak. Abi. Ve çok mutlular böyle. Mutlu, çocuklar gibi mutlu, şenler. Mutlu. Evet. Bu görmüş olduğunuz. Abi affedersin ama parmaklarının arasında kirler oluşuyor. Evet. Köylerin içmek zorunda mı? Değil mi? Bir de o kir dağılıyor. Bak. Sevinç gösterisi galiba. Bu türlerin sevinç gösterisi böyle oluyor. Şu görmüş olduğunuz turuncu. Hayvan diye tabir ettiğimiz. O ayaklara bak abi, ayaklara bak. Abi zaten bilek yok. Bilek bacak başlıyor. Bilek adam. Ha? He? Görüyoruz. Evet. Kazım abi suya tükürmeyelim. Köyden içiyorlar. Yasin'cim. Evet. Arkadaşların oyunu bitti. Birazdan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değişik bir yoldan iniyoruz aşağıya. Burada inanılmaz bir bitti ağaçlar. 10 tane keşifler. Ve çok güzel bir akarsu var. Teşekkürler. Kazım bırakın orada kalsın. Hep aynı şey. Onun için onurluydum. Yeni kan lazım bu gruba. Ben onurluydum. Şimdi bu haftaki konuğumuz Emre Lüleci Bey. Değişiklik bir renk kattın yani. Abi Emreciğim. Lütfen. Baksana. Ben şeref duydum. Renk patates emekte ya. Arkadaşım diye demiyorum. Ben şeref duydum. Ben şeref duydum. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. O şeref bize ait. Evet. Olur mu Emre ya? Saçmalama Emre. Güleci bunu ne yapıyorsun? Sıkacağız abi. Sıkacağız. Uzun kafaları kestim ben bunu. Tamam onu şey yaparız. İçine atarız. Bunu sıkarız abi. Ben yaparım. Yani, tarif ediyor muyuz? Kapanmıyordu şu bir renk. Onu içsen. İçsen evet, pardon. Emre'cim, öncelikle teşekkür ederiz. Estağfurullah. Ben gerçekten gurur duydum. Geldiğin için gurur duydum. Teşekkür ederiz. Donumu çekebilir miyim? Tabii, canlı yayında mıyız? Ben üstten çekiyorum. Sıkıntı tamam. Renk kattım. Estağfurullah. Hem tişörtünle. Evet, tişörtünle. Kişiliğim gözleri göster. Gözleri de renkli. Bak sen bu gruptan çok ekmek yersin ben sana. 100 bin takipçimiz var. Oğlum. Yani şimdi onun da isteriz. Kazım Emre abi. Emre Lüleci. Instagram hesabını da altta etiketleyeceğim. Tabii. Emre Lüleci. Yani GNCTRCLL gibi. Anladım. Tamam. Yok ben etiketleyeceğim. Etiket lütfen. Emre tam bir pisliksin oğlum. Ya grubu böyle şeylere alet etmeyin abi. Ama adam yakışıklı ve genç abi. Olabilir abi yakışıklı. Bana mı yakışıklı? Kanka. Bize yakışıklı değil zaten. Şunu açalım abi. Bunun içinde buzlar vardı değil mi? Çiz. Tamam evet. Emre'cim tabak falan da vardı. Abi tabak. Teklik. Evet. Zindrom. Fark etmez. Olmaz. Evet sayın izleyiciler. Hangisini tavsiye edersin içmedin hiç? Zinfiş. Peki tamam. Şefin tavsiyesine uymak istiyorum. Bugün şefin tavsiyesi. Sen ne diyorsan bu. Kezzap da içerim. Hocam o zaman bana ne lazım biliyor musun? Şöyle bir tabak lazım. Pudra şekerini güzel yapmam lazım. Hocam pardon. Evet bugün Emre Lüleci ile beraberiz. Kendisi
özel bir şirkette üst düzey yönetici olarak çalışıyor. Ve hobisi barmenlik. Bu konunun uzmanı kendisi. Emre'cim şimdi sendeyiz abi. Sanatını konuştur. Abi, hani Ajdar'ın yanında dans eden bir herif vardı. Evet. Diye. Hatırlıyorum. Aynen öyle. Şimdi şunu sanatını konuştur kardeşim. Herkes bildiği işi yapsın. Şimdi takıyor muyuz abi? Tarif ediyor muyuz yoksa nasıl yapıyoruz? Emre'cim yaparken de anlat. Abi, anlatayım. Bilmeyenler olabilir. Evde denemeyin bunu. Bu evde olacak iş değil. Şimdi şu al bakayım. 8 yaşındaki çocuklardan uzak tutalım. Evet. Bıçaklı bir şey varsa ben yapabilirim. Tabii limonu keseceğiz. Hemen. Limonu keseceğiz. İlk başta limonunu keseceğiz. Limonu. Limonu keseceğiz. Heyecan yaptı. İşte Allah'ını seviyorsan. Tabii. Şimdi biz bizeyiz. Bu numarayı sırf kıstavlamak için yapıyorsun. Tabii ki. Ha tospik. Aç abi, abi hoparlör abi. Abi herif her yere. Çekme aç hoparlörü. Tamam abi boş. Kanka bana bardak lazım bir. Bir de böyle tabak var mıydı abi tabak? Tabak yok, şey var, muz yaprağı var. Olur. Olur abi. Ya da evet. Değerli izleyiciler, bugün sizlere iki tane fresh içki yapacağım. Kokteyl. Tanıtalım. İlki cin kullanarak cin fizz yapacağız. İkincisi de rom kullanarak mojito yapacağız. Kalabalık bir grup. Kimi cin istiyor, kimi mojito istiyor. O yüzden ikisini de hızlı ve seri bir şekilde yapacağız. Kamp şartları sert plastik bardakları yapacağız. Bunu evde yaparken kesinlikle yarım viski bardağı diye tabir edilen buzlu bardakları yaparsanız daha iyi olur. Evet, pudra şekerini gördüğümüz gibi yaydık. Birazcık ortaya toplayacağız. Ve soğanlarımız da hafif... Pardon, onu karıştı. Şimdi herkes cin fizz yapıyor. Mojito'yu sona bıraktık. Bardağın köşelerini limonla ıslatıyoruz. Islattıktan sonra pudra şekeriyle güzelce yayarak şu kıvamı veriyoruz. Limon kabuğuydu. Evet. İki ölçek. Hatta yeni açtık Gordon. Dry gin. %100 orijinaldir. Hatta bardaklarımız büyük. 3 ölçek koyacağım. Sizin için. 3 ölçek koydum. İlk başta bir tane gin yapıp sizlere göstereceğim. Evet. Aynen. Şu anda sonumuzu ilave ettikten sonra bir parça dilim nane olmaz genelde cin fizzde ama ben koyuyorum. Güzel bir aroma veriyor. Evet, burası çok önemli. Naneleri patlatacağız. Şu sesi almanız lazım. Evet, bu ses gelecek. Evet. Kokteylimizi yaptık. Afiyet olsun. Buyurun. Bravo, bravo, alkışlıyoruz. Allah! Allah! Devam ediyor. Bu çay 2 dakikada versene fazla. Ya da başka bir şey görün. Al Suat abim. Suat abim. Hocam merhaba. Merhaba. Merhaba da merhaba. Süper güçleriniz olduğu söyleniyor. Evet. Çen kız arkadaşım. Hayali ama benimle yaşa. Ne yapıyorsunuz Faruk Bey? İçimizde badılcan var Ercoş. Badılcan var. Badılcanlı bir malzeme yapacağız. Kazım Bey ne yapıyor acaba?
Kuzu şiş. Emre Lileci. Emre Bey siz ne yapıyorsunuz? Ben ince işçilik yapıyorum Ercan Bey. Emre Bey malum. İnce iş uzmanı. Yani çok zor bir işlemdir. Özellikle sarımsağın cücüğü. Kimse bilmez. Soğanın cücüğünü bilir ama sarımsağın cücüğünü bilmezler. Sarımsağın cücüğünü etlerin içine marine edeceğim. Zordur. Peki faydası ne vücuda hocam? Şimdi E, V, B, E, S, K, L, M, N vitaminleri içerir. Hocam bazen iki defa söyledim. Yani. Bunun sebebi nedir? Bak şimdi K2 de söyledim. Niye? K1, K2. Bunu bilen bilir. Yani şimdi açıklamadım. İsterseniz başka bir videoda detaylı bir şekilde açıklarım bunu. O videonun linkini. Tabii. Şuraya. Alttan alırlar işte. Şuraya. Şuraya bıraktım linkini. Yani muhakkak izleyin. Dağ tavlu. Yani bizden böyle. Teşekkürler. Ercan Bey. Teşekkürler. Yani isterseniz beni bırakın. Adam, sarımsağın cücüğünü ayıklayayım. Gündüz barmen, akşamüstü aşçı. Allah Allah. Gecede ne olacak bilemiyoruz. Gevaşe mi olur ne olur. Tamam. Dağ tavlu. Bu böyle olacak. Usta istiyorum. Eyvallah dostum, o bana yetmez. Oha. Kazım zaten. Kazım'a bir şey ver. Anasını sikerim. Arkadaşlar, kuzunun en güzel yeri bunu çiğ yerim. At abi. Onu atıyorum gibi ya. Abi haksızlık olur. Ben çok yemiş olurum onun için. Hak geçmez. Bu zeytinyağıyla şöyle bir marine ediyoruz. Sen orada mı sen? Arkadaşlar su yok olmadığı için ellerimi yıkayamadım. Sarımsak mı? Ben röportaj yapacağım şimdi abi. Sarımsakla marine. Yok. Gerekli. Hiçbir şeye ihtiyacım. Suat Bey. Merhaba. Sizdeyiz. Merhaba. Merhaba. Bugün hakkında. Gülcan. Bugün 3 kelimeyle anlatır mısınız? Aşk, seks, alkol. Faruk söyle demiyorum. Ya sen ben ne diyeyim abi? 3 kelime. Ne diyeceksin abi söyle. Huzur, mutluluk, ateş, tahta, odun. Evet Faruk Bey. Klişe oldu abi. Evet klişe oldu. Gülcan TV. Birazcık klişeler uzaklaşalım. Kanka yok bende yok. Oğlum tahta vardı lan. Tahta yok. Tahta. Getirmemiş. Götürünüz elemez var. Tahta malta yok. Ateş, su, toprak. Etin güzelliğini var. Çiğ yerim. Evet. Beni kaybettin artık. Sen çok bekleyeceksin. Geliyor. Hadi. Vur. Bak dinle. Hele bir yalnız kaldım, nasılmış göreceksin, nasılmış göreceksin. Geliyor! İki! Işığı yak. Hele bir yalnız kaldı, nasıl kimsi? Onu bana versene de.
Murat bakmasın. Anlayamaz. Ben anlamam. Ben yeni oturdum abi. Yanlış anlaşılma olmasın. Daha yeni oturdum. Hep öyle olur zaten. Evet, bir kampın daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi sabah kalktık. Kuş cıvıltılarıyla. Doğanın güzel. Onun videosu var bende ha bu arada. 5.30'da kalktık. Hazırlıktı. Su bulmaydı. Ondan sonra sucuklu yumurta spesiyalimiz. Her kampta olmazsa olmaz. Hepsini yaptın mı? Ondan sonra hepsini yaptım Suat. İyi ki de yapmışım değil mi? Bak hiç kalmadı. Onlar görmemiştir onu. Öyle yedik, içtik ve bir kampımızın daha sonuna geldik. Evet, görüşlerinizi alalım. Suat Bey nasıl? Güzeldi abi, güzel miydi? Güzeldi, her zaman. Çok değil mi? Şimdi bir dahaki rotamız neresi? Peki anket açıyoruz. Evet. Nereye gidelim? Öyle bir şey olur mu? Bunu tabii sorabilirsin. Yorumlara yazsın. Abi binlerce kişi takipçimiz var. İlla bir belli bir şey çıkar herhalde. Çıkar. Suat Efendi. 7000 küsur takipçimiz. Vallahi her geçen günde artıyor. Maşallah. Yani arttıkça da artıyor. Öyle yani. Murat. Instagram'dan anket çıkalım. Ha doğru. Instagram'dan anket. Ama bizim sunmamız lazım. Vatandaş nereden bilsin neyin nerede olduğunu. Biz sunacağız değil mi? Şimdi herkesin isteği adam gidecek Giresun'dan yayla söyleyecek oraya mı içelim? Vallahi olur, uyar. Suat, sonuçta biz bu işe gönül vermiş insanlarız. Böyle basit bir hobi gibi yapmıyoruz yani. Ha, aynen öyle. Aynı uzaklıkta. Karardıktan sonra. Ha. Olabilir. Evet arkadaşlar. Ben yine çizmişim kendimi. Bak bak. Çalışıyoruz. Çok çalışıyorsun Suat. Çok dikkatimi çekiyor. Bir yıldız gibi parladın kampta. Sen bir dahaki kampın. Emre'cim renkli bir kişilik. İyi oldu. Renk kattı bize. Kokteylleri olsun. Sohbeti muhabbeti olsun. Biraz çalışması zayıf. Ha? Abi onu karıştırma. O tüm özelimizi de gruba yüklemenin bir anlamı yok yani sonuç olarak. Ha? Neyi? Emre bak. Seni hashtagleyeceğiz. Senin çevrenden mutlaka bize ciddi takipçi gelecektir. Gelir, geleceğini düşünüyorum zaten. Peki bir sponsorluk falan gibi bir şey olur mu acaba sen bak, sonuç olarak? Parka var. Tamam. Okey, Durex. Sen kendi çalıştığın markadan da belki bir şeyler olur tabii, yani. Olabilir. Herkese birer çakı. Ha. Sabah aslanlar, kaplanlar gibi baltayla zor oluyor. Çünkü. Evet gençler. Bir kampımızın daha sonuna geldik. 10 numara 5 yıldız bir kamptı. Bayıldık. Burada güzel yer. Tam bize göre. Kriterlerimize uyuyor. Allah'ın kulu yok. Bir tane bir tilki vardı. O geldi 2'de 1. Onun haricinde kimse yoktu. Evet. Yeni çekimlerimiz, yeni tanıtımlarımız olacak. Ne işbirliği diye paylaşıyorlar ya. İş ortaklığı. Öyle yani dostum. Doğru. Neyse. Bitti. Bu kadar. Kapatabiliriz kameramı. Linkini de bırakıyorum aşağıda.